Yabancı dil öğrenme konusunda sizlerden pek çok soru geliyor. Nasıl öğrenebilirim? Hangi teknikleri kullanmalıyım? Gibi sorular. Bu işin yani yabancı dil eğitiminin uzmanı olduğumu söyleyemem. Bununla birlikte Türkiye'de pek çok insanın bir yabancı dili öğrenmek için yaptığı hemen hemen her şeyi ben de yaptım. Çeşit çeşit teknikler denedim. Bunlardan bazılarında boşa kürek çektiğimi fark ettim. Bazıları fena değildi. Ama bir teknik gerçekten işe yaradı ve ben bugün sizlere bu teknikten ve onu kullanma yöntemlerinden bahsetmek istiyorum. Yabancı dil eğitimi verilen yerlerde genellikle 4 yetenek üzerinde duruluyor. Okuma becerileri, yazma becerileri, dinleme ve konuşma becerileri. Öte yandan internette araştırma yaptığınızda karşınıza envai çeşit ilkeler, teknikler, yöntemler çıkıyor. Gördüğüm bazı makalelerden sonra herhangi bir dili öğrenmekten vazgeçmek açıkçası bana daha kolay gelmeye başladı. Birisi tam 22 teknikten bahsetmiş. O kadar tekniği bırakın öğrenmeyi, zaten hatırlayabilsem yeni bir dili öğrenmiş kadar olurum. Uzmanlar da bu konuda tam olarak bir fikir birliğine varabilmiş değiller. Pek çoğuna göre zaten ideal ve tek bir yöntem yok. Kişiden kişiye değişebiliyor. Mesela 14 dil bilen Richard Simcutt, hangi yöntemi kullanırsanız kullanın ama tutarlı olun diyor. Yani bizim zinciri kırma tekniği. Eğer dinleyerek öğrenmeyi seviyorsanız dinleyerek, okuyarak öğrenmeyi seviyorsanız okuyarak. Hangisini tutarlı ve sürekli bir şekilde sürdürebiliyorsanız o yöntemle ilerleyin diyor uzmanlar. Elinize gramer kitabını alıp çalışmak da bir yöntem, bir öğretmen eşliğinde çalışmak da. Sheldon. No, it's Waddamingsish Sheldon. Waddamingsish Sheldon. What's this? Yeterince kafa karıştırıcı mı? Kesinlikle. İşte tüm bu kafa karışıklıkları içerisinde ben ne yaptım biliyor musunuz? Bu işi en iyi yaptığını düşündüğüm insanları incelemeye başladım. Yabancı bir dili çok hızlı bir şekilde öğrenmeyi başarabilen 3 insan tipi biliyorum. 1. Turistik bir yerde, mesela kapalı çarşıda turistlere bir şeyler satmaya çalışan satıcılar. 2. Küçük çocuklar. 3. Turistik bir yerde, mesela kapalı çarşıda turistlere bir şeyler satmaya çalışan küçük çocuklar. Ki bu üçüncü kategori en hızlısı ve en başarılısı. Lekin ek baat to mani padegi bhai. Progress bahut hai wahan. Bachcha bachcha angrezi bolta hai wahan ka maine suna hai. Hadi ha. Peki bunu nasıl başarıyorlar? Okula gitmeden, kurslara yazılmadan, tek bir gramer kitabı dahi okumadan. İki şekilde. 1. Korkusuzlar. Hata yapmaktan çekinmiyorlar. 2. Konuşuyorlar. Yabancı dili bilen insanlarla doğrudan iletişim kuruyorlar. Yani yabancı bir dil öğrenme konusunda bu 3 insan tipinden öğrendiklerimizi formülüze edecek olursak ortaya şöyle bir şey çıkıyor. Ko-ko tekniği. Korkusuzca konuş. Şimdi tekniğimizi kelimelerine ayırarak inceleyelim. Öncelikle cesur olun. Kafanızdaki ön yargılardan kurtulun. Yıllarca okulda yabancı dil dersi aldım. Üstüne kurslara yazıldım. Üstelik dizileri, filmleri hep orijinal dilinden altyazıyla izlerim ama yine de olmuyor, öğrenemiyorum diyorsanız öğrenemezsiniz tabii. Tüm geçmiş tecrübelerinizi bir kenara bırakın. Unutmayın, bizler mükemmel konuşamayınca asla konuşamama hastalığına yakalanmış insanlarız. Either, neither are more bad than thinking this purpose before. On the other hand, neither norlar used to biler. Shall I'lar, you know you shan't'lar. Shan't duydum ben, shan't. Hata yapmaktan çekinmemek lazım. Hazır olun, başlangıçta kelimeleri doğru düzgün telaffuz edemeyeceksiniz. Başlangıçta pek çok gramer kuralının canına okuyup Tarzanca gibi konuşacaksınız. Ama iletişim ormanında yolunuzu bulabilmek için belki de bunu yapmak gerek. Tarzan kadar cesur olmak. Formülümüzdeki, tekniğimizdeki ikinci kelime konuşmak. Ve bunu uygulayabilmenin en kolay yolu da o dilin konuşulduğu ülkeye gitmek. Tabii bu en kolay yol olmakla beraber aynı zamanda en masraflı yol. Üstelik her zaman da işe yaramıyor. Almanya'ya 30-40 yıl önce gidip hala orada yaşamasına rağmen doğru düzgün Almanca bilmeyen pek çok insan olduğunu biliyorum. Ama onların orada doğan çocukları şakır şakır Almanca konuşabiliyor. Neden? Çünkü anne babaları fiziken orada olsalar da
etraflarında hala sadece Türkçe konuşan insanlar var. Oysa çocuklarının etrafı Almanca konuşan insanlarla çevrili. Un café? Oui. Du sucre? Non. You speak very good French? Gracias. Peki dil öğrenmeye çalışan insanlar olarak bizler bu durumu simüle edemez miyiz? Yani fiziken başka bir ülkeye gitmeden etrafımızı o ülkenin dilini konuşan insanlarla çevreleyemez miyiz? 30-40 yıl önce olsa bu soruya o kadar da kolay cevap veremezdik. Ama artık teknoloji her konuda olduğu gibi bu konuda da bize bazı fırsatlar, seçenekler sağlıyor. Pek çok uygulama, web sitesi bize bu konuda yardımcı oluyor. Mesela bunlardan biri Cambly. Sizi ana dili İngilizce olan eğitmenlerle buluşturan bir platform. Özellikle İngilizce öyle bir dil ki dünyanın farklı yerlerinde farklı şekillerde konuşulabiliyor. Turist olarak Avustralya'ya gideceksiniz diyelim veya eğitim almak için İngiltere'ye. İşte bu iki ülkede konuşulan İngilizce arasında epeyce bir farklılık var. Hatta YouTube'da 67 farklı aksanda İngilizce konuşabilen bir kişinin videosunu gördüm. İşte Cambly platformunda hangi ülkenin İngilizcesini öğrenmek istiyorsanız o ülkede yaşayan eğitmeni seçip konuşabiliyorsunuz. Uygulamada ya da web sitesinde hangi eğitmenlerin online olduğuna bakıp seçim yapıyorsunuz ve doğrudan o bölgenin yaşayan İngilizcesini konuşarak öğreniyorsunuz. Karşınızdaki bir gramer kitabı ya da turist değil, gerçek bir insan, gerçek bir eğitmen. Bunu da yapamıyorsanız o zaman sizinle beraber aynı dili öğrenmeye çalışan bir arkadaş bulun ve onunla her zaman o dilde iletişim kurmaya çalışın. Peki bu yöntemin, yani korkusuzca konuşma yönteminin işe yaradığını nasıl anladım, nasıl ikna oldum? Öncelikle kendim uygulayarak. Japonya'da bakalım bu çalışmalarımın sonucunu görebilecek miyim? Birisiyle tanışmak istiyorum. İyi akşamlar demektir. Konbanwa. Konbanwa. O genki desu ka? Genki desu. Watashi no namae wa Barish desu. Oh, Barish san. Yeah, hajimemashite. Hajimemashite. Domo arigato. Arigato gozaimasu. Sonra bu tekniği uygulayan başka insanlardan da benzeri yorumlar almaya başladım. Hatta bu tekniği kullanarak bir yılda 4 dil öğrenmeyi başaran insanlar gördüm. Ana dili İngilizce olan Scott ve Vat adındaki iki arkadaş önce İspanya'ya gidiyorlar ve doğrudan İspanyolca konuşmaya çalışıyorlar. İlk hafta sonuç elbette çok başarısız ama 12. haftaya geldiğimizde kayda değer bir gelişme gösteriyorlar. İspanya'dan sonra Portekizce öğrenmek için atlayıp Brezilya'ya gidiyorlar. Espero ki Brasil. İlk hafta kelimeleri bile zar zor söylerken, hatırlarken 12. hafta neredeyse akıcı bir şekilde konuşmaya başlıyorlar. Sonra çıtayı biraz daha yükseltip Kore'ye gidiyorlar. Yılın dördüncü çeyreğinde ise Çin'e gidiyorlar ve orada 3 ay geçiriyorlar. İlk hafta durumları acıklı. Ama korkusuzca konuşulan 12 haftanın sonunda artık sohbet edebilecek bir seviyeye ulaşıyorlar. Tabii çok uç bir örnek bu. Çoğumuz böyle bir şeyi yapma fırsatını maalesef bulamıyoruz. Yine de onlardan öğreneceklerimiz olmalı. Bu ikiliden Scott daha önce Fransızca öğrenmeye çalışmış ve bunun için çeşitli teknikler denemiş. Fransızca eğitim kitapları almış, podcastler indirmiş, dinlemiş, hatta bir yıl boyunca Fransa'ya gidip orada yaşamış. Yani çok aktif bir gayret göstermiş. Fransa'da yaşadığı dönemde de her gün neredeyse bir saate yakın bir süre dili öğrenmek için çaba sarf etmiş. Bütün bunların sonucunda dili bir seviyeye kadar öğrenebilmiş. Aradan yıllar geçtikten sonra ise işte arkadaşıyla birlikte az önce size bahsettiğim bu denemeye girişmişler. Tek bir farkla.
gittikleri ülkelerde kendi dillerinde hiç konuşmamışlar. No English kuralı diyorlar kendileri buna. Ne kadar zor olursa olsun, ne kadar hatalı olursa olsun kendilerini İspanyolca konuşmaya zorlamışlar. Tabii takıldıkları yerlerde sözlüğü açıp bakmışlar. İşte Tarzanca belki tercümeler yapmaya gayret etmişler ama bundan vazgeçmemişler. İkinci hafta işlerin kolaylaşmaya başladığını görmüşler. İlk aydan sonra ise buna iyice alışmışlar. Üçüncü ayın sonunda artık o dilde konuşmak için özel bir gayret, özel bir çaba sarf etmemeye başladıklarını fark etmişler. Tıpkı yürümek gibi ya da bisiklete binmek gibi. Beyniniz artık o işlemi bir kez öğrendikten sonra yapmak için ekstra bir çaba sarf etmemeye başlıyor. Ve yine Scott'ın söylediğine göre, ben onun yalancısıyım, o 3 ay içerisinde öğrendiği İspanyolca daha önce bütün o gramer kitaplarına, podcastlere, her gün 1 saatlik çalışmalara rağmen öğrendiği Fransızcasından çok daha iyi bir seviyeye gelmiş. Aradaki fark ne? Sadece öğrenmek istedikleri dilde konuşmaya kendilerini zorlamışlar ve bunu korkusuzca yapmışlar. No, 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 ladies, un momento. Yo necesito ayuda a limpio 2 horas máximo. Muy fácil. İlk haftalarda defalarca ve korkunç hatalar yapmalarına rağmen pes etmemişler, devam etmişler. Ve zihinlerinde kendilerine koydukları o yapay, engebeli, zorluklu alanı aştıktan sonra artık iş çok daha eğlenceli ve kolay bir hale gelmiş. Şimdi başka bir örnek geliyor, çok daha eğlenceli bir örnek. Bu iki kardeş 7 gün içerisinde Türkçe öğrenmeye karar vermişler. One week. Ve 7 gün içinde geldikleri seviye de bu. Bir haftadan sonra Türkçe konuşmak bilmek çok güzel. Tabii bu seviyeye ulaşmak için ne yapmışlar? Çarşı pazar gezip lokantalarda esnafla konuşmaya gayret etmişler. Hani size en başta söylediğim turistlere bir şey satmaya çalışan kişilerin uyguladığı teknik vardı ya, işte bu kez onlar dil öğrenmek için aynı tekniği kullanmışlar. 3-4 gün değil Türkçe öğreniyoruz. Tabii kazanan yine bizim esnaf olmuş, o başka. Bütün bunlar iyi güzel de konuşarak dili öğrenmeye çalışalım da o dili öğrendiğimizi nereden anlayacağız? Mesela İngilizce'de 1 milyondan fazla kelime olduğu söyleniyor. Bütün bunların hepsini ezberlemek zorunda mıyız? Hayır, tabii ki değiliz, çünkü İngilizce'deki o 1 milyon tane kelimenin tamamını bilen ve yaşayan bir insan var mı? Çok da emin değilim. Shakespeare bile eserlerinde toplam 31.534 farklı kelime kullanmış. Gündelik hayatta bunların en fazla 2-3 bin tanesi aktif olarak kullanılıyor. Dolayısıyla bu civarda bir kelimeyi biliyorsanız o dilin %98'ini biliyorsunuz olarak kabul ediliyor. Şimdi KOKO, yani korkusuzca konuş tekniğinin uygulama yöntemleri konusunda kısa bir özet geçiyorum. Eğer gidebiliyorsanız öğrenmek istediğiniz dilin konuşulduğu ülkeye bizzat gidin. I am, you are, he, she, it is. Gidemiyorsanız etrafınızda o dili konuşan birilerini bulmaya çalışın. Bulamıyorsanız teknolojiden faydalanın. He, she, it is. O da olmuyorsa aynı dili öğrenmeye çalışan ve bu kuralı uygulamaya hazır bir arkadaşınızla anlaşın ve bir daha onunla asla Türkçe konuşmayın. I love you. You are perfect. Arkadaşınız da yoksa o zaman aynanın karşısına geçin ve kendinizle konuşun. I am. Deli diyeceklerse bırakın desinler. Kendinizle konuşmayı sevmiyorsanız kedinizle ya da köpeğinizle konuşun. I am, you are. Canlılardan ümidi kestiyseniz cansızlardan medet umun. Etrafınızdaki her şeye post-it yapıştırın ve onlarla konuşun. Towel, breakfast, fork, knife, bread. Dizi izleyin, film izleyin ve gördüklerinizi anlatın. I'm gonna fucking kill you. Can kill you. I love you. You are perfect. Kısaca hata yapmaktan korkmadan konuşun. Hi. I am your grandpa.